Merhaba arkadaşlar, sizlere Amerika'da ve dünyada viral olan bir video göstereceğim. Bu videoda aslında stres altındayken mental kuvvetin ne kadar önemli olduğunu ve aynı zamanda etrafınızı kollamanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Umarım bu video birkaç kişiye yardım eder. Video Florida'da oluyor. Bu olay aslında Florida'da oluyor. Florida'da bir tane kız kendine spor salonunda takılıyor. Kendi apartman binasının spor salonunda. Ve başına çok kötü bir şey geliyor. Neyse, videomuzu izleyelim. Güzel bir ders alalım. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Arkadaşlar, video başlamadan önce Amerikalinas'ı Instagram takip ederseniz hoşuma gider. Eğer kullanıyorsanız, ilginizi çekiyorsa Amerikalinas'ı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Twitter kullanmaya başladım. Orada artık bayağı YouTube ile alakalı şeyler postalayacağım. Haberiniz olsun. Twitter Amerikalinas'ı. Twitch'te canlı yayınlara başladık. Amerikalinas'ı. Ve tabii ki Discord Amerikalinas'ı. İlginizi çekiyorsa... Neyse, videomuza başlayalım hemen buradan. Evet arkadaşlar, şimdi video şuradan başlıyor. Ben hepsini göstereceğim de. Şimdi burada gördüğünüz bir şey var. Bir tane adam sakallı böyle. Adam duruyor değil mi? Kızı izliyor. Kız tek başına küçük bir spor salonunda, apartman binasının spor salonunda spor yapıyor. Bu videoda görmediğiniz, yani şu ekranda görmediğiniz daha doğrusu söyleyeyim. Kısım adam kapının önüne geliyor. Kız içeride spor yapıyor. Akşam bile, ışıklar açık falan. Akşam 21.56. Dışarıdan kızı izliyor. Görüyor, bakıyor tek başına, etrafı kolluyor. Bak arkadaşlar, hırsızlar, kötü adamlar etrafı kollarlar. Tamam, bak bunu unutmayın. Kurtlar etrafını sürekli kollar. Kötü adamlara da kurtlar gibi bakacaksınız. Etrafı kolluyorlar, bunlar gerizekalı değil. Neyse, kızı kolluyor. Kapıya gidiyor. Kız da sanıyor ki herhalde bu içeri girmek isteyen, yani apartmanda yaşayan birisi. Kapıyı açıyor ona. Normal, tamamıyla normal. Neyse, izleyelim biraz daha. Adam içeri giriyor. Bu arada videoda ses yok, haberiniz olsun. Kızı izliyor, bak böyle gerizekalı. Kız da böyle adamı görüyor. Onu kolluyor biraz, bak. Kıza bakın. Telefonunu koyuyor, bak adama bakıyor. Tekrar telefonun eline alıyor. Bak adam hiçbir şey yapmıyor. Etrafı kollasan, bak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Etrafı kollasan göreceksin. Yani bir şey normal değilse abi, normal değildir. Senin o hani diyor ya, tüylerin diken diken olur, radarların git çıkmaya başladı falan. Abi bunlar genelde hayatta doğrudur arkadaşlar. Bu hisler geldiği zaman size bir ortamda, birisiyle konuşuyorsun, yalan söylediği hissi geliyor. O his var karnında, her yerde. Muhtemelen yalan söylüyor. Birisi sana bir şey böyle bakıyor, kötü bir şey hissediyorsun, muhtemelen orada kötü bir şey var. O bizim 6. hissimiz arasında gerçekten hepimizde bayağı kuvvetli. Bazılarını daha fazla ama ona genelde diyorum. Ben polisken güvenirdim arkadaşlar. Bir olay yerine giderdim, adam bakardım, garip davranıyor. Benim 6. his radarlarım atmaya başladı böyle. Lan burada bir şey var dedim, bakıyorum bir şey oluyordu zaten. Ama üstesinden gelebiliyordum çünkü benim radarlar açıktı ve ben ortalığı yani kolluyordum sürekli. Neyse, görebiliyorsunuz buradaki kız etrafı kolluyor. Bir gariplik var diyor ama devam ediyor. Kimse abi, bu adam ne ya? Garip garip burada duruyor bu şekilde. Şimdi izleyin, göreceksiniz. Bu çok çok kötü bir şey oluyor burada. Neyse, kız burada hareketini yapıyor işte, sporunu yapıyor. Adam orada. Ya şimdi abi şimdi burada bir televizyon olur. Ekranın şurasında bir televizyon olur. O televizyonu izlersin. Tamam derim. Adam duvara bakıyor ya. Ha, öküz gibi duvara bakıyor. Ve orada o şekilde durmuş. Kafadan zaten sorunları var bu adamın. Belli yani. Normal bir insan değil. Senin benim gibi. Tabii burada düşünüyor. Cesaretini toplamaya çalışıyor. Hemen saldırmıyor yani. Baksana abi ya. Abi bu durumda yani telefonla oynamak bu kadar akıllı değil. Yani etrafı kolla. Ha, telefonunu alırsın bahane gibi ama etrafını kollarsın. Çaktırmadan. Çok önemli. Çok garip değil mi arkadaşlar ya? Adam kıza bile bakmıyor. Ama gözünün kenarından biraz bakıyor herhalde. Ve mal mal duruyor orada. Ve kız bunu içeri aldı yani. Evet, cesaretini topladı. Bence kızın spor yapmasını bekliyordu. Oradan, o konumdan çıkmasını bekliyordu. Ve çıktı. Ve hamlesini yapacak. Aha. Kız merhaba falan. Ne oluyor? Direkt kız git diyor, beni rahat bırak diyor. Baksana şuna ya. Aha bak, kızın arkasından koşuyor. Kız oradan kapıdan çıkabilirdi aslında. Bak arkadaşlar,
Buradaki önemli kişi kadın, bayan, kız, artık hangi kelimeyi kullanmayı seviyorsanız. Evet, kadın milleti erkeklerden daha zayıf. Genelde saldırılara tabi tutulan kişiler kadınlar oluyor genelde. Kadınlar tarafından erkeklere de oluyor ama o çok daha nadir oluyor erkeklerin kadınlara yaptığından. Burada bu kız, şimdi burada önemli olan şey ne arkadaşlar? Hani ben zaten birkaç düşüncelerimi söyleyeceğim de ortalığı sürekli kollaman. Ortalığı sürekli kolladığın zaman bir şey sana sürprize gelmiyor. Anladın mı? Bu kız mesela sürprize ortalığı kolluyordu. Adam geldiği zaman adamın geldiğini görebildi. Bu bir. İkincisi kız kavga etmeyi hiçbir şekilde bırakmıyor. Bak adamın yüzüne vuruyor, tamam daha güçsüz bir şey, daha küçük bir insan anlıyorum. Ama hiç olmasa kavga ediyor. O yüzden ben dövüş sporlarını herkese tavsiye ediyorum. Neyse biraz daha izleyelim. Bak direkt yere attı kızı. Burada görebildiğiniz bir şey. Kız yan döndü. Kızı böyle bayağı sıkı tutmuş. Ve ben arkadaşlar jiu-jitsu yapmayı, güreş yapmayı seven bir insanım. Yani hoşuma giden bir spor, daha doğrusu diyeyim dövüş sporlarının arasında. Şu bacaklarını, iki bacağını var ya adam. Kıza yani çok daha fazla yaklaştırıyor ya kendi vücudunu. O kızın hareket etmesini çok daha zorlaştırıyor. Çünkü arada mesafe bırakmamış ya. O bayağı zorluyor. Tabii bu konuda kız arkasını dönmüş. Biraz da olsa iyi değil. Kız için iyi değil. Çünkü önde olsa hiç olmasa dizlerini koyabilirsin onun göğsüne. Ayaklarını ona vurabilirsin. Yani o şekilde arada bir mesafe kendine açabilirsin. Bir şekilde onu üzerinden atıp kalkabilmek için. Arkana döndüğün zaman seni boğabilir, daha da fazla yaklaşır. Hareketlerini tamamıyla çok daha fazla limitler ve onun yanı sıra göremiyorsun. Anlıyor musun? Hareketlerini göremiyorsun. Bunlar önemli şeyler. Neyse burada kız arkasını dönmüş ama telefonunu görebiliyorsunuz. Telefonunda polisi falan aramaya çalışıyor ama zaman yok. Bak vurmaya çalışıyor. Çok güzel. Çok güzel vurmaya çalışıyor. Ama adam halen bırakmıyor. Bak şu anda arkasından boğazını tuttu. Ve tekrar yere attı. Şu an ekran dışındalar. Görebiliyorsunuz ayağını falan sallıyor. Gördünüz, kaldırdı ve yere attı. Yani kızı yerde istiyor adam. Adam ayakta istemiyor kızı. Ama burada göreceğiz şimdi. Çok yoruluyor adam. Ve kız kapıdan kaçabiliyor. Adam yoruluyor artık. Ve alınan raporlara göre kız bayağı kavgayı hiç bırakmadığı için sürekli vuruyor. Ne olursa olsun vuruyor ki hayati bir durum. Ve burada belli bu adamın herhalde söylediği, sonradan alınan raporlara göre adamın amacı kızı tamamıyla tecavüz etmekti orada. Ki ya belli yani. Zaten umuruna bile değil. Yani bu onu bana söylemesine gerek yok. Benim burada düşüncelerim budur. Bir dışarıdan bir insan olarak bakarak. Kendim o durumda olsam. Tecavüz edecek, öldürecek. Bu kadar. Bunu başka kimse iddia edemez. Yani bunun aksini başka kimse iddia edemez. Kimse bana bunu abi nereden biliyorsun diyemez. Hiç kimse diyemez. Neden? Çünkü o önemli değil. O an benim ne hissettiğim önemli. Tamam mı? Sen bana o şekilde saldırmışsan, beni yere atıyorsan, oramı buramı elliyorsan, boğmaya çalışıyorsan benim düşüncelerim ben bir kızsam. Benim düşüncelerim sen bana tecavüz edeceksin. Beni öldüreceksin. Bu kadar. Ve bu düşüncelerim mahkemede çok ciddiye de alınıyor. Bu kadar. Onun niyeti hiç önemli değil arkadaşlar. Eğer iyiyse. Hiç önemli değil. Neyse kız kaçıyor buradan. Ve adam da dışarı çıkıyor. Kızın arkasında. Bayağı yorgun. Ve tam 24 saat sonra bu adam yakalanıyor. Kişi kaçırmadan, darp etmeden ve tecavüze teşebbüt falan tarzı şeylerden, suçlardan suçlanıyor. Şu anda kendisi içeride. Çok şükür böyle bir adam dışarıda değil. Burada alınacak dersler neler var arkadaşlar? Dediğim dersler zaten video içerisinde bahsettim. Çok önemli. Bak çok çok önemli diyorum. Hele kadınlar için bu ama erkekler bizler için de geçerli. Çünkü bizler de bu tür saldırılara maruz kalan kişiler olabiliyoruz. Her zaman ortalığı kollamak. Ben bir restoranta gidersem arkamı güvenli bir yere koyuyorum. Etrafı görebilecek yerlere oturmayı seviyorum. Sürekli mesela bir yerde yürürken insanlara bakarım ben. Erkek kız fark etmez. Herkese bakarım. İşte ellerinde ne var? İşte kemerlerin yani tişörtlerin altında bir silah var mı? Böyle alışkanlık. İnsanların elleri zaten. Sizlere zarar veren şeyler eller. Onlara dikkat ederim. Mesela ben burada olsaydım, tek başıma spor yapıyor olsaydım burada. Kesinlikle yani telefondayım. Etrafa sürekli bakıyorum. Bu adamı büyük bir ihtimalle bu kapıya gelmeden önce ben bu adamı görürdüm. O çünkü birçok cam var. Etrafı zaten kolladığı belli yani. Etrafı kolluya bakıyor bir tane kız. Tek başına gelen giden yok.
gideyim ben bakayım ne yapayım falan diye. Bence bu kız bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Ve ondan sonra etrafı kollamaktan ziyade mental kuvvet. Arkadaşlar biz çok görüyoruz bir hayvan mesela bir aslan bir gazele saldırıyor. Gazel ilk başta iki tekme atıyor falan filan ondan sonra bu şekilde duruyor. Pes ediyor. Daha ölmemiş. Pes ediyor. Nefes alıyorsan hayattasın. Pes etme. Sürekli kavga et. Ve burada güzel gördüğümüz şey vardı. Adam yoruldu, kız yorulmadı. Bir, kız hayatı için kavga ediyor. İki, belli yani fit bir kız. Spor yapmak çok önemli. Ha kızın herhangi bir dövüş taktiği uyguladığını görmedim ben. Tavsiyem budur arkadaşlar. Birçok kavgalar yere gidiyor. Bak burada gördük adam direkt kızı aldı 2-3 defa yere attı. Güreş öğrenin, jiu-jitsu yapın. Tamam mı? Bak bizim şey var. İstanbul'da yaşıyorsanız Ertan Balaban arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok güzel jiu-jitsu yapıyor, güreş yapıyor. Onun cimine gidip ondan yardım alabilirsiniz. Bu herkes için çok önemli. Tavsiye ediyorum. Ve tabii son olarak söyleyeceğim şey de budur arkadaşlar. Taktik olarak bir yere gittiğiniz zaman hele kızlar arkadaşlar. Lütfen birisine nereye gittiğinizi söyleyin. O anda birisiyle yaşamıyor olabilirsiniz. Yani tek başına yaşıyor olabilirsin fark etmez. Bir yere mi gideceksin? Ya bir arkadaşına yaz ya. Ben merhaba canım ne haber? Ben işte bizim buradaki Migros'a gideceğim. Biraz alışveriş yapacağım. Allah etmesin herhangi bir şey olursa hiç olmasa nereye gittiğin belli. O dedektifler, soruşturmayı başlatan kişiler bir yerden başlayabilir. Oranın güvenlik kamerasıdır falan filan. Senden bir haber gelmez. Onu demek istiyorum. Çok daha çabuk olaylar çözülebilir. Bir yere gittiğin zaman birisine nereye gittiğini söyle. Burada bu kız örnek veriyorum. Hiç kimseye söylemeseydin nereye gittiğini. Bu adam Allah etmesin yani gerçekten tecavüz etti öldürdü kızı. Bir süre bunu anlayamaz kimse. Anlıyor musun? Ama söylese işte ben buraya gidiyorum. Ondan 2 saat sonra arkadaşı arıyor. Haber yok. Tekrar arıyor haber yok. Polisi arıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. Çok berbat biliyorum ama çok güzel sonuçlandı. Kızda herhangi bir sorun yok. Kız bütün televizyon programlarında röportajlar verdi. Bayağı konumu güzel. Adam tutuklandı içeride ve olay bitti. Neyse arkadaşlar tekrar söylüyorum. American Linus'ı takip ederseniz Instagram'dan sevinirim. Twitter American Linus'ı takip ederseniz sevinirim. Twitch Amerikanlısız ve tabii Discord Amerikanlısız. Umarım sizi oralarda görürüm. Neyse bu videoda bu kadar. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.